birlikte Ordu Spor'sa 2 maç oynadı, 4 puan aldı ve şimdi Ordu Spor 3. Karşıyaka ise 4. maçına çıkıyor. Takımlar az önce oyun alanına geldiler. İşte Karşıyaka takım ekranlarınıza geliyor. 26 derece civarında bir sıcaklık var İzmir'de. Ve bakalım nasıl bir futbol ortaya çıkacak bu mücadelede. Karşıyaka oyuncular oyun alanına geldi. Ordu Spor'lu oyuncuların oyun alanına gelmesini bekliyoruz. İşte Karşıyaka taraftarları da ekranlarınıza yansıyor. Şanlıurfa Spor deplasmanı ile başlamıştı sezona Karşıyaka. 2-2'lik bir skor aldı. Ardından Adana Spor'u 1-0 yendi. Mersin İdman Yurdu'na 3-0 yenildi. Ve işte kadrolar ekranlarınıza geliyor. Önce Ordu Spor'dan başlayalım. 7-74 Arişan, 6 Erkan, 3 Ferhat, 5 Soro, 55 Volkan, 59 Vendel, 67 Salih, 8 Selçuk, 11 Eren, 10 Anıl, 20 Şubaşiç. Ve takımın dizilişi. Ordu Spor'da Arişan karede 4-2-3-1 düzeninde oynalarında olacaklar. Erkan, Bakari Soro, Volkan ve Ferhat Öztürk'ünden oluşan dörtlünün önünde Selçuk ve Salih izleyeceğiz. Landel sağda, Eren solda, aralarında Anıl var. En uçta ise Şubaşiç oynayacak konuk takım Ordu Spor'da. Ve Karşıyaka'nın kadrosunu da aktaralım. 35 Bicik, 9 As, 10 Opoedu, 14 Ferdi, 25 Rıdvan, 26 Mustafa, 27 Mehmet, 38 Burak, 41 Berkan, 55 Hakan ve 61 Muhammed. 4-3-3 düzeninde sahaya çıkacağını söyleyebiliriz Karşıyaka'nın. Karede Bicik demiştik. Savunmada Rıdvan, Mehmet Yiğit, Muhammed ve Berkan'ı göreceğiz. Orta alanın ortasında Hakan olacak. Erdi ve Burak yanlarında oynayacak. Opiyadu sağ kanatta, Mustafa Sevgi sol kanatta, en uçtaysa Arş oynayacak ev sahip takım. Karşıyaka'da Sait Kara Fırtınalar çalıştırıyor Karşıyaka'yı. Erkan Sözer ise Ordu Spor'un başındaki isim, biliyorsunuz sayın seyirciler. Az önce Karşıyaka'nın oynadığı maçları hatırlatmıştım. Ordu Spor'a baktığımız zaman ilk hafta Adana Spor deplasmanındaydı. 4-0'lık net bir galibiyet almayı başardı Ordu Spor. İkinci maçında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı ve o maç 0-0 sona erdi. Ardından üçüncü haftada maçı yoktu Ordu Spor'un. Bu yüzden bir maçı eksik, şu ana kadar iki maç oynadı Ordu Spor ve dördüncü haftada üçüncü maçına çıkıyor. Karşıyaka'da Mehmet Yiğit, Okuyadır ve Ali Kemal bundan önceki maçlarda golleri atan isimler. Yine Ordu Spor'da da Landel'in iki golü olduğunu görüyoruz. Ufukan'ın bir golü var. Bir gol de yine Adana Spor maçında kendi karesine atılmıştı. Karşıyaka'da bu arada iki takımın teknik adamları ekranlarınıza yansıdı. Karşıyaka'da Tayfun Cora sakatlığı vardı ama bu karşılaşmada riske edilmedi. Aslında düzeldiği belirtilmişti ama riske edilmiyor. Ali Saysa yine eksiklerden biri. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alacak. Milli takımımızın kadrosunda Karşıyaka'dan Ali Say. Bu yüzden o da bu karşılaşmada yer almayacak. Karşılaşmanın hakemlerine gelince Erkan Engin maçın baş hakemi, Ayhan Akgöz, Nihat Samuk yardımcıları. Dördüncü hakem Serkan Önsal. Erkan Engin PTT 1. Lig'de ikinci maçını yönetecek. Bunu da hemen belirtelim. Artık maç öncesi son kontroller yapılıyor. Birazdan seremoni için takımlar yerlerini alacaklar. PTT 1. Lig'de şu ana kadar oynanan maçlara baktığımız zaman Tavşanlı İspor Ankara Spor maçı golsüz sona erdi. Şu ana kadar golsüz tamamlanan tek maçtı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Şanlıurfa Spor 2-1 yendi. Manisa Spor Mersin İdman Yurdu'nu 3-2 yendi. Fethiye Spor Buca Spor'u 4-0 yendi. Balıkesir Spor Adana Demir Spor'u 1-0 yendi. Dün Denizli Spor Samsun Spor maçı 1-0'da yarıda kalmıştı. Bugün tamamlandı. Denizli Spor 2, Samsun Spor 2 sonucu çıktı o maçtan. Adana Spor bugün Kahramanmaraş Spor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Ve İstiklal Marşımız.
maçta TTT 1. Lig'de. Bu ara dönemde Ordu Spor 2 maç yaptı. Tokat Spor'la oynadılar. 1-0 kazandılar. Yine Samsun Spor'la da bir hazırlık maçı oynadı Ordu Spor. Ve o karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İki takıma baktığımız zaman yenilenmiş kadrolarıyla sezona başladılar. Ordu Spor geçen sezon Spor Toto Süper Lig'deydi. Ve alt lige, PTT 1. Lig'e düşünce kadro tamamen değişti diyebiliriz. 20 dolayında transferi var Ordu Spor'un. Yine karşıya kadar transferde hızlı takımlardan biriydi. Şöyle bir bakıyorum. Son transferler Kerem, Umut, daha önce yine Hüseyin Okuyor'da Rıdvan, Servan, Arş, Bicik, Muhammed, Burak, Uğur, Gökhan, Berkan, Mehmet, Hakan, Bayraktar gibi isimler takıma. Yeni katılan isimler yine Ordu Spor'da. Hasan Üçüncü son transfer. Tunakaya, Soro, Yonita, Landel, Canberk, Faruk, Bilal, Volkan, Ferhat, Erkan, Ufukan, Alişan, Reha, Selç, Sebat, Selahattin, Selçuk, Emre, Ziya, Branimir, Subasic, Salih, Eren ve Adem gibi isimler. Ordu Spor'da takıma yeni katılan isimler. Artık son kontroller yapılıyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri şu anda fileleri kontrol ediyor. Onlar birazdan yerlerini alacaklar. Dördüncü hakem Serkan Önsal da yine kenarda hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Temsilciler Ertuğrul Arslan ve Mümtaz Şoğur da yine onlar da görevlerinin başındalar. Birazdan temsilciler, federasyon temsilcileri dördüncü hakem Erkan Önsal'la her şeyin hazır olduğu konusunda bir fikir birliğine varacaklar. Ve ardından da Erkan Engin mücadeleyi başlatan düdüğü çalacak. Bir kez daha hatırlatalım. Karşıyaka 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve puanı 4. Diğer taraftan Ordu Spor'da 2 maç yaptığını görüyoruz Ordu Spor'un. 1 galibiyet, 1 beraberliği var. 4 gol attılar. Şu ana kadar gol yemedi. Ordu Spor, bunu da belirtelim, yine puanı 4. Artık gözler Erkan Engin'de ama o da 4. hakemi Serkan Önsal'dan işaret bekliyor. Evet, şu anda o işaret geliyor. Karşıyaka Ordu Spor mücadelesi başlamak üzere. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ve mücadelede ilk düdük sesi, Karşıyaka Ordu Spor karşılaşması başladı. Anıl geri oynadı. Ordu Spor şimdi rakip alana geçme çabasında, top dışarıda. Taç atışıyla Ordu Spor oyunu hareketlendirecek. Ferhat kullandı taç atışını. Ve karar. Serbest vuruş. Ordu Spor kullanıyor serbest vuruşu. Ceza sahasına doğru havalandırılan top. O noktada Landel ceza sahasına hareketlenmişti ama top kaleci bir cükte kaldı. O ardından ileriye Arş'a gönderdi. Arş'ın pası Ofeyalı'ya ulaşmadı. Ofeyalı şimdi hareketlendi topa tekrar. Müdahale geliyor. Ferhat'tan top dışarıya çıktı. Hemen oyunu hareketlendiriyor Karşıyaka. Hakan top aldıktan sonra geri oynadı. Muhammed şimdi ileriye doğru gönderiyor. O noktada Ordu Sporlu oyuncular var Erkan. Taş atışını Berkan'la kullanacak Karşıyaka. Berkan. Top tekrar Berkan'da. Kahramanmaraş Spor'dan gelmişti Berkan. Başarılı hareket Berkan. İkinci başarılı hareket. Ceza sahasında Berkan. Son çizgi yöneldi. Berkan içeriye çevirdi. Son anda savunmanın müdahalesi geliyor. Berkan. Sol kanatta başarılı hareketler üst üste izliyorsunuz. Bakın ceza sahasına girdi. Orada yine Soro karşısındaydı. Onun yanından da sıyrılırken ortası. Top savunmadan dışarıya çıktı. Şimdi köşe vuruş kullanıldı. Tehlike uzaklaştırma çabasında Ordu Spor, Alişan'a yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Ordu Spor. 2 dakika tamamlanıyor işte. Az önceki ceza sahası içindeki mücadele görüntüye geldi. Oyun hareketlendirecek Ordu Spor. Ordu Spor.
Alişan. Rakip alana gönderdi. Top Ordu Spor'da. Rakip alana yerleşiyor. Ordu Spor orta alanda. Bir faul var. Serbest vuruş Ordu Spor'un. Faul yapan Burak o noktada işte görüntüye geliyor bir kez daha pozisyon. Rakip alanın ortalarından serbest vuruş hazırlığında Ordu Spor. Karşılaşmada 4. dakikaya giriyoruz. Durum 0-0. Şimdi ceza sahasına doğru savunma bu arada. Karar offside. Muhammed ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Karşı yaka savunmasından o noktada yardımcı hakem Ayhan Akgöz'de bayrağını kaldırmıştı. Offside'den dolayı en direkt serbest vuruşla karşı yaka oyunu hareketlendirecek. Becik kullandı en direkt serbest vuruşu. Ordu Spor savunması topu karşıladı. Şimdi bir atak şansı. Top sekiyor. Muhammed. Berkan hemen yanında Lendl var. Top dışarıda. Berkan kullandı. Arşa doğru gönderdi. Top sekti. Lendl. Lendl başarılı sıyrıldı. Lendl. Top oyun alanında. Lendl doğrudan ceza sahasına yöneldi. Lendl ceza sahasında. Şimdi geriye doğru. O da gelmiyor o top. Karşıya topu kazandı. Bir kontra atak şansı olur mu? Arş ileride hareketli. Şimdi ortaya doğru bir pas. Araya giriyor yine Ordu Sporlu oyuncular. Atak yönü sol kanat. İçeriye ceza sahasına. Son anda savunma Muhammed'le topa dokundu. Atak devam ediyor. Vuruş. Ve top asfalt ayağından dışarıya gidiyor. Ordu Spor hücumu. Top dışarıya çıktı. Eren görüntüde. İşte izliyoruz pozisyonu. Eren topu kazandı. Eren'in vuruşu yandan dışarıya giriyor. Önemli bir fırsattan yararlanamadı. Eren'le Ordu Spor. Bicik. Ofeodu topu alamadı. Savunmada Volkan karşıladı Ordu Spor'da. Taç Ordu Spor'un. Eren bıraktı. Ferhat. Ferhat Öztorun. Savunmada Mehmet Yiğit karşıladı karşıya kadar. Top kaybı olacak mı karşıya kadar? Pres var. Hakan kaybetti topu. Mehmet Yiğit. Muhammed. Muhammed'den Mehmet'e. Tekrar Muhammed. Berkan sol kanatta top istiyor. Şimdi Berkan'a doğru isabetli bir pas gelmedi. Soro. Pres var. Top karşıya kadar Berkan taç atışı hazırlığında. Arş top istiyor. Geriye doğru kullanıldı. Erdi. Şimdi Ofeodu'ya doğru havalandırdı. Ofeodu kontrol etme çabasında. Son anda Ferhat dokundu. Arş'ın önünde kaldı top. Onun vuruşu isabetli ama etkili bir vuruş değil. Muhammed karşılıyor. Soro. Hareketlenen Anıl şimdi pasını verdi Lendl'e. Lendl ceza sahasına girmeye çalışıyor. Pası Erkan müdahale. Top çıkacak mı? Köşe vuruşu işareti geliyor. Mustafa Sevgi topa yetişmeye çalıştı. İşte izliyorsunuz Erkan Mustafa'nın müdahalesi geldi. Ardından Erkan bıraktı. Mustafa yetişti.
ama Erkan son anda hamle yaptı. Köşe vuruşu hazırlığı devam ediyor. Karşılaşmada 8. dakikadayız. Durum 0-0. Katlaşarak kullanıldı. Lendl topu aldı. Yüzünü kareye döndü. Lendl geriye doğru çıkardı. Savunma. Top Ordu Spor'da bir kez daha ceza sahasına doğru havalandırılıyor. O noktada karşıya savunması topu bıraktı ve top Bicik'te. Rıdvan. Top kaybı karşıya kadar. Lendl. Lendl. Faul yapan Lendl. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. Rıdvan hemen kullandı. Bir kez daha uyduruyor. İşte ikili mücadele ekranlarınıza geldi. Opeudu az önce faule maruz kaldı. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. Şu ana kadar tempo yükselmedi mücadelede. Golsüz eşitlik devam ediyor. 5. dakikada Ordu Spor gole yaklaştı. Eren'in vuruşunda top yandan dışarıya çıktı. Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına doğru Arş dokunamadı. Atak devam ediyor Mustafa. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor. Opeudu topla buluştu. Opeudu içeriye doğru çevirdi. Sonra bir an tereddüt duramadı ama kademesinde Erkan vardı. Şimdi Ordu Spor Eren'le topu kontrol etti. Bir kontra atak şansı olacak mı? Buna izin vermiyor Karşıyaka. Taç atışını Ferhat Öztürk kullanıyor. Salih. Tekrar Ferhat. Şimdi ileriye doğru havalandırdı. Bırakmadı Karşıyaka'lı oyuncular. Şimdi aşağı doğru bir pas. Soro. Ve top kaleci Alişan'da. Az önce Soro topa vuramadı. Hemen arkasında Erkan eğer kademede olmasa çok önemli bir fırsat olacaktı Karşıyaka için. Arş geçen sene Tortu Konyaspor'du. Tortu Konyaspor'daydı biliyorsunuz. İşte Mustafa Sevgi'nin az önce yerde kaldığı an bir penaltı var mı yok mu? Sarı kart istedi o noktada Ordu Sporlu oyuncular. Sait Kara Fırtınalar Karşıyaka çalıştırıcısı az önce görüntüye geldi. Buca Spor'daydı biliyorsunuz son olarak. Şimdi pas Mustafa Sevgi'den ama Opeudu yetişemedi o topa. Kaleci Alişan hemen kaleci vuruşunu kullandı. Faul kararı geliyor. Ordu Spor kullanacak serbest vuruşu. Erkan Sözeri ekranınızda. Kırıkkale Spor, Uşak Spor, Şanlıurfa Spor, İskenderun Demirçelik Spor, Türk Telekom, Fethiye Spor ve son olarak da Alanya Spor'daydı Erkan Sözeri. Sezon başı ile birlikte Ordu Spor'u çalıştırmaya başladı. Orta alanı top erdi de karşıya kadar hemen Arş'a gönderdi. Arş ileride tek başına. Mustafa Sevgi yardımına gitti. Mustafa topu aldı. Mustafa ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Tekrar Arş'a. Arş bıraktı. Burak o noktada top kaybı yaşandı. Şimdi Anıl da kontrol edemiyor. Muhammed Erdi ile oynadı. Pres var Eren'den. Erdi topu aldı. Rıdvan. Rıdvan geriye döndü. Şimdi ileriye doğru. Rakip ceza sahasına havalandırılan top. Mustafa Sevgi topu aldı. Arş hemen yakınında. Arş'a veriyor. Arş. Lendl'in presi var. Arş topu şimdi kaybediyor. Salih yerde. Ve bir de sarı kart çıkıyor. Karşılaşmada 12. dakika. Faulle birlikte ilk sarı kart geliyor. Sarı kartı gören Burak. Karşıya kadar 12. dakikada Burak sarı kart gördü. Maçın ilk sarı kartı. Serbest vuruş kullanıldı. Bir kez daha karar faul. (Gülüyor)
Muhammed kullandı serbest vuruşu. Mustafa'ya doğru gönderdi. Savunmadan sekti ve kaleci Alişan. Volkan. Volkan'dan Bakary Soro. Nandel'e doğru gönderdi. Nandel kontrol edemedi. Berkan. Nandel ve top dışarıda. Berkan taç atışını kullandı. Berkan ilk maçına çıkıyor Karşıyaka'da. Kahramanmaraş Spor'dan geldi demiştik. Sakatlığı vardı. Berkan bu maçta kendine 11'de forma şansı buldu. Jose Edu bir kez daha oyun duruyor. Ferhat Görücü'de serbest vuruş Karşıyaka'nın. 14. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına doğru top geriye doğru sekiyor. Ve kaleci Alişan. Erkan. Erkan havalandırdı. Muhammed topa yakın. Muhammed kontrol ediyor. Subaş işten önce. Erkan. Mustafa Sevgi topu Selçuk aldı ama alırken de faul yapıyor. Serbest vuruş kullanacak Karşıyaka. İşte pozisyon da ekranlarınıza geliyor. Berkan kullanacak serbest vuruşu. Berkan geriye doğru kullandı. Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit uzun gönderdi. Mustafa Sevgi'ye doğru araya giren Erkan oldu. Landel geriye. Soro. Landel. Top kaybı, Mustafa Sevgi aldı. Berkan hemen yanında. Bırakmadı Erkan. Muhammed. Erdi. Ondan seken top dışarıya çıktı. Erkan. Şimdi Mustafa Sevgi. Mustafa Sevgi top ayağından açtı, yetişti. Mustafa. Taç Karşıyaka'nın. Mustafa Sevgi takım kaptanı. Alişan kalede dikkatli arkadaşlarını uyarıyor. Mustafa ceza sahasına gönderdi. Savunmanın müdahalesi. Tekrar ceza sahasına Hakan gönderiyor. Alişan. Alişan kaleci vuruşunu kullandı. Savunmada Mehmet Yiğit dokundu. Rıdvan. Rıdvan. Erdi. Ofeydu. Ofeydu'ya yapılan hareket bir kez daha faul. Ofeydu bir aile sinirli. 1461 Trabzon'daydı biliyorsunuz. Ofeydu takıma yeni katılan isimlerden biri Karşıyaka'da. Arş. Hakan. Ofeydu'ya verdi. Mustafa Sevgi'ye gelmedi. Landel'in müdahalesi var. Arş'ın presi var. Top tekrar Landel'de. Presi devam ediyor Karşıyaka'nın. Bu arada oyunu durdurdu Erkan Engin. Ordu Spor kullanacak. Serbest vuruşu. Alişan Erdi karşıladı. Burak alamadı topu ama şimdi Erdi tekrar topu aldı. Erdi sonra karşısındaydı Mustafa Sevgi'ye. Hemen yanında Berkan bindirimi yaptı. Mustafa ceza sahasına arşı açtı top. Ferhat topu alma çabasında o noktada. Ve top karşıya kadar. Rıdvan görüntüde taç atışını kullanacak. Savunmanın müdahalesi. Tekrar Rıdvan. Rıdvan iki oyuncu arasına girdi. Rıdvan topla ceza sahasına. Rıdvan başarılı hareketler. Rıdvan arkadaşlarına bakıyor. Şimdi pas Arş'a doğru. Gol pozisyonu Arş. Vuruş. Arş'tan top dışarıya gidiyor.
İlginç bir pozisyon. Karşıyaka gole yaklaştı dakika 18. İşte bakın, Rıdvan getirdi. Başarılı hareketler. Ardından Arş'a doğru bir pas. Arş vuruş, kaleci tekrar Arş ile dışarıya gidiyor. Çok önemli bir fırsat, Karşıyaka yararlanamadı. Bir kez daha ekranlarınıza taşıyoruz bu pozisyonu. İşte Rıdvan'ın hareketleri. Ardından Arş, kaleci Alişan'dan sekti. Arş'a çarptı ve dışarıya gitti. Çok önemli bir fırsat. Karşıyaka 18. dakikada değerlendiremedi pozisyonu. 0-0 eşitlik. Serbest vuruş hazırlığında Karşıyaka. Muhammed kullanıyor serbest vuruşu. Şimdi ileriye doğru havalandırdı. Arş sekti. Ofe'ye doğaldı. Ceza sahasında Mustafa Sevgi var. Şimdi içeriye doğru. Top bir an boşta kaldı. Ordu Spor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir kez daha rakip kaleci etkili oldu. Karşıyaka. Baskısı var bu dakikalarda Karşıyaka'nın. Taç atışını Berkan kullanacak. Erkan Sözeri, Ordu Spor Teknik Direktörü. Uyarıları var takımına. Az önce ekranlara geldi. Erdi şimdi geriye gönderdi ama daha öncesi oyunu durdurdu. Erkan Engin. En direkt serbest vuruş kararı geliyor. Şimdi kullanıldı. Rıdvan yükseldi, dokunamadı. Mehmet Yiğit. Taç atışı hemen kullanılıyor. Eren içeriye çevirme çabasında müdahale geldi. Köşe vuruşu Ordu Spor'un. Anıl gitti köşe vuruşu için. Dakika 20. Durum 0-0. Savunmadan sonra da ileriye çıktı. Şimdi ceza sahasına savunma karşılıyor Karşıyaka'da. Eren. Eren'den bir kez daha Anıl'a. Anıl ceza sahasına baktı. Anıl içeriye doğru ortaladı. Yine savunma karşılıyor. Bir kez daha hücum şansı şimdi Ordu Spor için. Muhammed rakip alana doğru havalandırdı. Volkan, Hakan takip ediyordu karşıya kadar topu. İşte çok tecrübeli bir isim Hakan. Ekranlara yansıdı az önce. Ferhat kullanacak taç atışını Ordu Spor'da. Mehmet Yiğit, top sekti. Muhammed. Ofeyedu. Rıdvan kontrol etti. Erdi. Tekrar Erdi topu aldı. Erdi. Topu taşımaya devam ediyor. Erdi. Sonunda kaybetti. Ama top yine karşıya kadar. Ofeyedu. Salih önünü kapatmak istiyor. Ofeyedu. Ofeyedu orta şansını buldu. Ofeyedu ceza sahasına. Takım arkadaşlarının olmadığı bir noktada top. Ve Erkan bıraktı. Topla dışarıya gidiyor. İki takım da şu ana kadar rakip karede çok fazla etkili olamadı. İşte bakın Karşıyaka'nın hücumunda Okuyalı ceza sahasına göndermişti. O noktada eğer yanlış görmediysem top direğe çarptı. Alişan dokunamadı topa. Şimdi Ordu Spor hücumu etkili bir pozisyon. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Golü atan Subašić. Karşılaşmada 22. dakika. Subašić'in golü geldi ve Ordu Spor öne geçti. Biz az önce Karşıyaka'nın kaçırdığı pozisyona bakarken gelişen Ordu Spor hücumu, savunmanın arkasına sarkan isim Subašić'ti. Karşı karşıya kaldı kaleciyle ve topu ağlara gönderdi. 22. dakikada gelen gol Ordu Spor deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İşte bakın, burada offside yok. Landel o noktada offside pozisyonundaydı. Top Subašić'e geldi. O da pozisyonu iyi değerlendirdi. İşte izliyorsunuz. Subašić
Sırp asıllı Azeri oyuncusu Ordu Spor'un topu ağlara gönderdi. Bu golle Ordu Spor 1-0'lık üstünü yakaladı. İlk golünü atıyor Subašić Ordu Spor formasıyla. Karşıyaka'nın daha baskılı olduğu dakikalarda Ordu Spor golü buldu. Şimdi Karşıyaka'da top. Mustafa'ya doğru bir pas. Topa yakın Erkan, kaleci Alişan çıktı ve kontrol ediyor. Alişan kaleci vuruşunu kullandı. Muhammed'den önce Subašić dokundu. Landel kaybediyor. Bicik. Rıdvan pres var. Topu kaybetti. İkinci gol şansı oldu Spor için. Rıdvan hatasını telafi ediyor. Kritik bir an. Ordu Spor'da Eren görüntüde az önce presle topu kazandı. İşte izliyoruz. Bakın topu kazandı. İki kişiydiler o noktada. Eren toparlanana kadar müdahale geldi. Anıl kullanacak köşe vuruşunu Ordu Spor'da. Durum 1-0. Ordu Spor üstünlüğü var. Kale sahasına doğru gelen top. Bicik tek yumruk. Top ceza sahası dışında. Ofeydu. Sırılma çabasında. Selçuk'tan oyun devam ediyor. Selçuk şimdi pas. Erkan'a son çizgiye. Erkan içeriye çevirmek istedi. Top dışarıda diyor. Yardımcı hakem top ağlarla buluştu ama topun dışarıdan çevrildiğini belirtiyor Ayhan Akgöz. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. İşte bakın burada Opeyo'du rakibinden sıyrılmaya çalıştı. Faul bekledi ama Erkan Engin oyunun devam etmesini istedi. Ardından Erkan topla buluştu. İçeriye çevirdi ama yardımcı hakemin de bayrağı vardı o noktada. Bicik kullanacak kale vuruşunu. Karşılaşmada 25. dakikadayız. 1-0 Ordu Spor üstünlüğü var. Gol 22. dakikada Subašić'ten geldi. Bicik şimdi ileriye gönderiyor. Orta alanda top kaybı yaşandı Ordu Spor'da. Muhammed'in pası Berkan'a ama biraz gerisinde kalınca Berkan topu alamadı. Taç atışını Landel kullanıyor. Subašić geriye doğru gönderdi. Arş topu aldı karşıya kadar. Arş'ın pası hareketlenen bıraktı. Bırakmadı Erkan. Rakip alana gönderdi. Subašić topu takip ediyor. Berkan hemen önünde. Berkan'a yapılan hareket faul. Oyunu hareketlendirdi karşıya kadar. Mehmet Yiğit. Tribünlerin tezahüratları artıyor. Gol bekliyor karşıya kadar taraftarı takımından Ofeydu. Burak alamadı topu. Şimdi Salih. Pres var. Topu kazanmak istedi Karşıyaka ve bunu başardı. Erdi yerde serbest vuruş. Salih faulü yaptı. Oyun tekrar hareketlendi. Ceza sahasına Soro karşıladı. Bir kez daha ceza sahasına. Arş offside yok. Müdahale geliyor ve topu kazanıyor Ordu Spor. Şimdi bir kontra atak şansı olur mu? Bırakmadı Muhammed. Hemen Berkan'a. Landel'in presi var. Landel dokundu. Taç Karşıyaka'nın. Selçuk, Salih. Salih kontrol edemedi. Erdi aldı. Hemen Rıdvan'ı gördü. Rıdvan. Müdahale Volkan'dan ve top dışarıda. Taç atışı kullanıldı. Oyun tekrar hareketleniyor. Şimdi Erdi'nin pası Ofeydu'ya. Top tekrar Erdi'de kaldı. Erdi sol kanada dönmek istedi. Mustafa Sevgi'ye. Mustafa top dışarıda. Erkan kullandı taç atışını. Bakari Soro şimdi havalandırdı. Mehmet Yiğit dokunamadı topa. Rıdvan. Selçuk araya girdi. Mehmet Yiğit'e kaldı top karşıya kadar. Hemen Ofeydu'ya. Ofeydu Erdi yanında. Ofeydu geri oynamayı tercih etti. Rıdvan. Erdi yaklaştı ona ve topu aldı. Kendi alanında
Ordu Spor dikkatli. Muhammed. Hakan. Berkan sol kanatta hareketlendi. Top Mustafa Sevgi'ye. Sıyrıldı Lendel'den. Mustafa. Mustafa. Şimdi Burak. Burak. Müdahale geliyor Ordu Spor savunmasından. Taç Karşıyaka'nın. Berkan hemen kullandı. Mustafa Sevgi'nin kontrolü iyi değil. Bu kez taç atışını Ordu Spor kullanacak. Erkan. Subaş içe doğru gönderiyor. Muhammed bırakmadı topu. Bir kez daha taç. 29. dakikaya girdik. Ordu Spor'un 22. dakikada attığı bir gol var ve 1-0 önde Ordu Spor deplasmanda. Bir kez daha ön durdu. İlk maçını 4-0 kazandı Ordu Spor. Adana Spor karşısında Mersin İdman Yurdu mücadelesi golsüz sona erdi. 3. maçında Ordu Spor şu ana kadar gol yemedi ligde. 5 gol atmış oldular bu maçta attıkları golle birlikte. Eren. Top dışarıda, taç atışını Mustafa Sevgi hemen kullandı, aşağı doğru gönderdi, sonra bırakmıyor. Selçuk topu kontrol etmek istedi. Selçuk o noktada faul yapıyor. Mustafa Sevgi yerdeydi, serbest vuruş kazanıyor. Karşıyaka. Mustafa Sevgi kullanacak o noktada. Berkan da yaklaştı ve şimdi Berkan aldı topu. Berkan, duran topları etkili kullanabilen bir isim. Berkan şimdi ceza sahasına doğru gönderiyor. Kafa vuruşu sekti. Opeyo'da o noktada bırakmadı savunma. Yine önemli bir fırsat. Yararlanamadı Karşıyaka. Opeyo'da görüntüye geliyor. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında son müdahale Ordu Spor'lu oyunculardan geldi. Alişan arkadaşlarını uyarıyor. Mustafa Sevgi köşe vuruşu hazırlığında. İşaret geldi. Mustafa Sevgi ceza sahasına gönderdi. Kafa vuruşu, top sekti. Ceza sahasında erdi. Ardından bir vuruş geliyor. Bir kez daha savunmadan top dışarıya çıktı. Köşe vuruşu yeniden Karşıyaka'nın. Mehmet Yiğit az önce görüntüdeydi. Şimdi işaret bekliyor Karşıyaka'lı oyuncular. Bıraktı, erdi ve Mustafa Sevgi gidiyor köşe vuruşu için. Dakika 31. Mustafa Sevgi paslaşarak kullandılar. Bir kez daha Mustafa. Ceza sahasına bakıyor Mustafa. Vazgeçti, geriye döndü. Şimdi orta şansı Rıdvan. Tekrar Mustafa'ya. Mustafa ortaladı. Yakın direğe doğru Salih araya girdi. Seken top Mustafa'da. Bir ortada. Yine ceza sahasına. Kafa vuruşu Soro'dan. İkinci hamle Soro'dan. Ve top ceza sahası dışında. Landel aldı. Landel geçemedi rakibini. Berkan topu aldı. Baskısı var Karşıyaka'nın. Berkan yerden ceza sahasına doğru gönderdi. Soro bırakmıyor. Landel, Mehmet Yiğit ikili mücadelede. Landel'in pası Erkan'a. Şimdi Selçuk ileriye doğru gönderdi. Subaşiç topu hareketlendi. Landel erdi, vuramadı. Şimdi pas Anıl'a. İkinci gol şansı olacak mı? Bicik bırakmadı. Top ceza sahası dışında. Bicik de, Bicik şimdi rakip alana gönderdi. Ordu Spor çabuk geldi. David Bicik karşıladı topu. Salih, Ferhat. Geriye Volkan'a. Volkan ileriye gönderdi. Pas hatası. Karşılıklı pas hataları. Mehmet Yiğit kontrol etti ama bunu yaparken de rakibine faul yapıyor. Son dakikalarda mücadelede tempo var. Ordu Spor deplasmanda 1-0 önde. Salih. Sağ kanada gönderdi. Erkan ileriye çıkmıştı. Topla buluşmak üzere. Girişine bir vuruş, kötü bir vuruş. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Erkan ileriye çıkmıştı topla. Buluştuğu anda vuruşunu yaptı. İşte maçtaki tek gol. Subaşiç savunmanın arkasına saktı. Çaprazda kaleciyle karşı karşıya ve topu ağlara gönderdi. Dakika 22 idi. 22. dakikadan bu yana 1-0 üstünlüğü var Ordu Spor'un deplasmanda. Karşıyaka'nın gole yaklaştığı anlar var. Ama golü bulamadılar. Erdi geri oynadı. Mehmet Yiğit'ten Muhammed'e. Mustafa Sevgi savunmasına kadar geldi top almak için. Mustafa Sevgi.
Mustafa şimdi ileriye doğru havalandırdı. Arşın bulunduğu bölge Soro bırakmadı. Volkan yetişemedi topa. Köşe vuruşu kazanıyor. Karşıyaka. Mustafa Sevgi, Berkan. İkisi birden hareketlenmişti. Şimdi Mustafa Sevgi kullanacak köşe vuruşunu. Karşılaşmada 33. dakikaya geldik. Mustafa Sevgi görüntüdeydi. İşaret geldi. Mustafa Sevgi kale sahası ön tarafına doğru. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Out. Muhammed. Muhammed Özdin ileriye çıktı. Kafa vuruşu ondan ama etkili olamadı. İşte Mustafa Sevgi'nin kullandığı köşe vuruşu ekranlarınıza geliyor. Muhammed o noktada. Alişan topa ulaşamadı. Muhammed vurdu ama sonuç gelmedi. Berkan. Landel aldı topu. Şimdi Selçuk. Selçuk. Pası Subašić'e. Subašić ceza sahasına baktı. Subašić şimdi gönderdi. Bırakmadı Mehmet Yiğit. Hemen rakip alanı havalandırdı. Arşın bulunduğu bölgeye doğru. Soro çok dikkatli. Yine bırakmadı. Salih kalecisine dönmeyi tercih ediyor. Alişan. Arşın presi var. Alişan riske girmedi. Topu dışarıya gönderdi. Taç atışı Karşıyaka'nın. Berkan. Burak'a doğru gönderdi. Burak kontrol etmek istiyor. Yanında Volkan. Volkan aldı topu. Volkan, Burak'ın müdahalesi. Kale vuruşu. Alişan kullandı kale vuruşunu. Muhammed yükseldi ondan önce. Subašić dokundu topa. Şimdi Muhammed. Hakan. Erdi. Erdi'den Ofeodu'ya. Ferhat hemen karşısında. Ofeodu. Ofeodu sıyrılmak istedi. Bunu da başarılı olamadı. Geri oynadı. Erdi. Yanında Rıdvan. Rıdvan iki oyuncu arasına girdi. Çıkamadı ve ardından da faul yapıyor. Serbest vuruş kullanıldı. Mehmet Yiğit sekti. Landel aldı topu. Landel kaleye baktı. Landel'in vuruşu da bitmeyecek. Landel. Şu ana kadar iki golü var Landel'in. Ordu Spor formasıyla az önceki vuruşunda uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Bicik gole izin vermedi. Köşe vuruşu hazırlığında Ordu Spor işte az önceki vuruş ekranlarınıza geldi. Eren kullandı. Ceza sahası ön tarafına gönderdi. Ferhat kontrol etme çabasında Ofeodu top hamle yaptı. Ferhat'a yaptı hareket faul Ofeodu'nun. Serbest vuruş Ordu Spor'un. Birazdan serbest vuruş kullanacak Ordu Spor. 22. dakikada Subaş için attığı golle Ordu Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Kalede David Bicik dikkatli. Barajı oluşturacak. Karşıyaka. Erkan Engin 9 metre 15 santimetreyi tespit ediyor. Barajı bir hayli geriye çekiyor şu an. Anıl ve Eren topun başındaki isimler. 37. dakikaya geldik. Erkan Engin şimdi bir düğünü çalıyor. Anıl mı Eren mi o noktada? Şimdi Anıl kaleye doğru gönderdi David Bicik. Hemen eliyle Mustafa Sevgi'yi görüyor David Bicik. Mustafa Sevgi Salih'ten sıyrılamadı. Top dışarıda. Taç Karşıyaka'nın. İleride Arş bomboş. Mustafa Sevgi Arş'a doğru gönderiyor. Arş kaleci Alişan çıktı. Ve topu kontrol ediyor. Ordu Spor savunması bir an Arş'ı unuttu.
O noktada Mustafa Sevgi fark etti. İşte bakın, uzun mesafeli hemen arşa doğru gönderdi. Geriye dönmeye çalışırken stoperler, kaleci Alişan çıktı karesinden zamanında. Hakan Rıdvan'a gönderdi. Rıdvan tekrar Hakan. Önünde Ofeydu var. Ofeydu'dan Hakan'a top kaybı yaşandı ilk anda ama çabuk toparlandı. Rıdvan o noktada geldi, aldı topu. Yine pas hatası var. Subašić yatarak müdahale geldi. Top karşıya kadar. Oyun devam ediyor. Şimdi Ofeydu'ya. Ofeydu. Volkan onu karşıladı. Ofeydu son çizgiye sıyrıldı. Ceza sahasında geriye Duruş Karlar sekti. Ve pozisyondan sonuç gelmiyor. Karşıyaka için yine kritik bir an. Ofeydu çok etkiliydi. Ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdi. Pozisyondan sonuç gelmedi. İşte bakın, Ofeydu arş sekti ve o vuruş gelmeyince de top ceza sahası dışına çıktı. Top dışarıda. Erkan'la kullanacak taç atışını Ordu Spor. Berkan erdi, geriye doğru aşırdı. Arş. Salih Volkan'a gönderiyor. Volkan bıraktı. Alişan. Kale boş. Mustafa Sevgi. Kaleyi düşündü ama olmadı bu arada. Buran pozisyonu offside. Hendrik serbest vuruşla Ordu Spor oyunu hareketlendirecek. 40. dakikaya geldik. Karşıyaka'nın beraberlik arayışları var. Zaman zaman girdiği pozisyonlar var. Ama Ordu Spor 22. dakikada Subašić ile golü buldu ve öne geçti. Erkan Sözer'i bir kez daha görüntüye geliyor. Özellikle Gençler Birliği formasından hatırlayacaksınız onu, futbolculuk döneminden. Sağ kanada bir pas. Erkan topla buluştu. Erkan. Anıl. Anıl yaklaşıyor ceza sahasına. Tekrar Erkan'a. Erkan orta şansı. Erkan ortası, savunma sekti ve kaleci David Bicik. Hemen kaleci vuruşunu kullanıyor David Bicik. Arşa doğru gönderdi. Arştan önce Volkan'ın müdahalesi var. Ferhat çıkmadan topu yakaladı. İleri Eren'e gönderiyor. Eren'in gönderdiği noktada Mehmet Yiğit var. Hakan. Hakan yanında Burak vardı, ona vermedi. Şimdi Berkan'a doğru. Lander'in presi var. Berkan geriye döndü. Muhammed. Hakan. Hakan'ın pası yerine ulaşmadı. Salih araya girdi. Anıl. Tekrar Salih. Salih Lander'e doğru havalandırdı. Berkan yanında. Berkan topa yakın bu arada. Landel'in hareketi var. Bir müdahalesi var. Serbest vuruş. Karşıyaka'nın Adana Spor maçında 2 gol atmıştı Landel. Hakan. Arş. Rıdvan'ın pası Ofeydu. Arş. Top Ordu Spor'da. Volkan ileriye gönderdi. Mehmet Yiğit. Taç Ordu Spor'un. Taç atışının ardından Muhammed bıraktı. David Bicik tekrar Muhammed alıyor. Şimdi geriye David Bicik. Salih dokundu. Top Hakan'da kaldı Karşıyaka'da. Burak'ın pası. Rıdvan hareketli. Rıdvan yaklaşıyor ceza sahasına. Rıdvan ortaladı. Arşa doğru, arştan önce sonra dokundu topa. Şimdi Salih tehlike uzaklaştırdı. Bir kontratak şansı Ordu Spor için. Subašić ileride. Landel top istedi. Şimdi Anıl topu taşımaya devam ediyor. Sağdan Erkan da geldi. Anıl şimdi Erkan'a. Erkan içeriye doğru ortaladı. David Bicik vuramadı. Top sekti ve dışarıya gidiyor. Landel o noktada.
pozisyondan sonuç gelmiyor Ordu Spor adına. Yeniden izliyoruz. Bakın Lander'in vuruşu. Önemli bir fırsattı Ordu Spor için. Orta alanda Hakan, pres var. Burak, Berkan, Berkan, Lendl karşısında. Şimdi Ofeodu, Ofeodu devam diyor karşılaşmanın hakemi. Erkan Engin, Erkan Engin pozisyona çok yakın. Ofeodu yerdeydi, devam kararı geldi. Şimdi bir vuruş uzaktan dışarıya gidiyor. İşte bakın Ofeodu ceza sahasına girerken Soro'nun bir müdahalesi var. Topa dokunmuş ve sanki de Ofeodu'ya dokunmamış gibi bir görüntü var. Pozisyona çok yakındı Erkan Engin'i, hemen belirtelim. Ve devam etmesini istedi oyunun. Salih. Mehmet Yiğit kalecisine dönüyor. David Picik. Muhammed. Ofeodu. Düştü kalktı. Topu aldı. Ofeodu. Ofeodu iki oyuncu arasına girdi. Şimdi pası Arş'a. Arş sağ kanada gönderdi. Orta şansı. Ceza sahasına orta. Gelişine bir vuruş yapma çabasında Ofeodu sonuç alamıyor. Top hala ceza sahasında. Alişan çıktı ve aldı topu. Alişan hemen ileriye gönderiyor. Subašić o noktada faul yapıyor. Subašić. Bu arada bir tartışma yaşandı Mehmet Yiğit ile Subašić arasında. Bu arada az önce Ofeodu'nun vurmaya çalıştığı top ekranlarımıza geliyor. Ofeodu vuramadı o topa. Oyunu karşıya yeniden hareketlendirdi. Hakan sıyrıldı rakibinden. Hakan'ı pas erdi. Tekrar Hakan'ın topu aldı. Bu arada bir dakika duraklama oynanacak mücadelenin ilk yarısında. Ve o bir dakikanın içindeyiz. Ordu Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Mehmet Yiğit. Kaleci David Bici'ye döndü. Erdi. Hakan'ın pası isabetli değil. Salih. Volkan. Eren. Subašić alamadı. Taç. Mustafa Sevgi. Mustafa Sevgi topla hareketli. Son çizgiye doğru. Şimdi içeriye doğru çevirdi. Volkan topu karşıladı. Soro. Presi devam ediyor. Karşı yakanın bu arada düdük sesi Erkan Engin'den ve ilk 45 dakika sona eriyor. İlk yarıda karşı yaka 0, Ordu Spor 1. Zaman zaman temponun çok düştüğü anlar oldu ama zaman zaman da temponun arttığı bölümler vardı karşılaşmada. Karşıyaka'nın girdiği pozisyonlar var. Sonuç alamadı ama Ordu Spor 22. dakikada Subašić ile öne geçmeyi başardı. Ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Bir kez daha İzmir'den Atatürk Stadı'ndan iyi akşamlar sayın seyirciler. Karşıyaka Ordu Spor mücadelesinin ikinci yarısında tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda bir gol vardı. Ordu Spor 22. dakikada Subašić ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına 1-0'ın avantajıyla gitti. İşte maçtaki tek gol de ekranınıza geliyor. Subašić ceza sahasında çaprazda kaleci David Bicik ile karşı karşıya ve bu durumu değerlendiriyor. Bu pozisyonu değerlendiriyor ve takımını 22. dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıyordu. Yine golden sonra Karşıyaka'nın beraberlik arayışları vardı ama onlar golle sonuçlanmadı. İşte değişik açılardan tekrar tekrar maçtaki tek gol ekranlarınıza geliyor. Maçın ilk önemli anı 5. dakikada
Ordu Spor'la Eren'le gelmişti. Ardından Karşıyaka'nın da Ordu Spor'un da gole yaklaştığı anlar oldu. Neticede 45 dakikada tek gol vardı Karşıyaka Ordu Spor mücadelesinde. Bolu Spor 1461 Trabzon mücadelesinde yine şu saatlerde oynanan maçta ilk yarı golsüz sona erdi. Bunu da hemen belirtelim. Bu karşılaşmanın ardından saat 22'de PTT 1. Lig programı ekranlarınıza gelecek. Oynanan maçların tüm gollerini, tartışma alanlarını izleyebileceksiniz. PTT 1. Lig'de 22'den itibaren. Bu arada maçta ilk yarıda yaşananlar ekranlarınıza geliyor. Ve bugün yine Spor Toto Süper Lig'de de heyecan tüm hızıyla devam etti. 23.55'te de futbol ateşi ekranlarınızda olacak. Yine biliyorsunuz çok kritik bir maç var Bursa Spor'la Beşiktaş arasında. Bu maçın yine geniş özetini futbol ateşinde diğer maçlarla birlikte bulabileceksiniz. İşte karşılaşmanın ilk yarısından anlar. Arş'ın bu vuruşu çok etkili değildi ve top kalecide kalmıştı. Rıdvan'ın başarılı hareketlerini izlemiştik. Rıdvan getirdi. Ardından Arş'a gönderdi. Bakın çok önemli bir fırsat. Arş vurdu. Kaleciye çarptı. Tekrar Arş'tan top dışarıya çıktı. Çok kritik bir anda 18. dakikada yaşanmıştı bu pozisyon. Maçta Karşıyaka'nın belki de en önemli gol fırsatıydı. İşte Ofeodu ile gelişen bir atak. Bakın Ofeodu burada ortaladı. Top direğe çarptı. Ama o noktada tamamlayan bir Karşıyakalı olmadı. Ve Ofeodu'nun geliştirdiği bu ataktan sonuç gelmedi. Tam köşede top direkle buluştu. Landel'in yaptığı bir vuruş var. Landel uzak mesafeden 36. dakikada etkili bir vuruş yaptı. Ama kaleci David Bicik dikkatliydi. Mustafa Sevgi'nin Arş'a gönderdiği top görüntüde. Savunma bir an unutmuştu Arş'ı taç atışı sırasında. Ama Alişan unutmamıştı Arş'ı ve topu aldı. İşte Erkan'ın ortası. Landel'in kafa vuruşu. Top ağlarda, yan ağlarda kaldı. İşte penaltı beklediği pozisyon Karşıyaka'nın. Pozisyona çok yakındı Erkan Engin. Orada Soro'nun müdahalesinin penaltı gerektirmediğini belirtti. Ofiyedu'yla yine gole yaklaştığı bir an ama Ofeodu vuramadı topa karşıya kadar. Şimdi karşıya kalan oyuncuların yavaş yavaş oyun alanına geldiğini görüyorum. İkinci 45 dakika için birazdan maçın hakemleri de gelecek. Ordu Spor oyuncular da gelecek ve Karşıyaka Ordu Spor mücadelesinde ikinci 45 dakika başlayacak. PTT 1. Lig'de haftanın son karşılaşmaları biliyorsunuz hafta içinde de maçlar oynanacak. Bu yüzden pazartesi maç yok. PTT 1. Lig'de bugün hafta sona eriyor. Geçen hafta da yine milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmamıştı. Hemen skorlara şöyle bir göz atacak olursak. Tavşanlı Nilspor Ankara Spor mücadelesi 0-0 sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Şanlıurfa Sporu 2-1 mağlup etti. Manisa Spor Mersin İdman Yurdu'nu 3-2 yendi. Fethiye Spor Buca Spor Engelini 4-0'la aştı. Balıkesir Spor ise Adana Demir Spor'u dün 1-0 yenmeyi başardı. Dün başlayan, bugün tamamlanan bir maç vardı. Denizli Spor Samsun Spor mücadelesi dün başladı. Maç 1-0'dı. İkinci yarıda oyun stat ışıklarında yaşanan problem nedeniyle durdu ve bugün devam etti. Bugün kalan bölümde 3 gol vardı. Denizli Spor farkı 2'ye çıkardı ama Samsun Spor son dakikalarda bulduğu 2 golle beraberliği yakaladı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bolu Spor 1461 Trabzon mücadelesi de bu maçla birlikte Karşıyaka Ordu Spor maçıyla birlikte başlamıştı. O maçta ilk yarıda gol yoktu ve işte Ordu Spor takımı da geldi. Maçın hakemleri geldi. Klasik olarak hemen yardımcılar filelere doğru gittiler. Kaleleri kontrol edecekler. Ardından çok kısa bir zaman sonra mücadelede ikinci 45 dakika başlayacak. Süper Lig'de Elazığ Spor Konya Spor mücadelesinde durum 1-0. Bursa Spor Beşiktaş maçındaysa Beşiktaş'ın Bursa Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bunu da hemen belirtelim. Bu arada oyuncu değişikliği var karşıya kadar. 33 numaralı formasıyla Kerem Bulut. Kerem Bulut son transfer Akhisar Belediyespor'dan kiralık gelen isim ve maça çıkacak. İkinci 45 dakikaya başlayacak. Bakalım kim oyun alanında olmayacak. Karşıya kadar şu anda yardımcı 4. hakem
Işıklı pano ile geldi. Gösterecek birazdan. Yenik durumda Karşıyaka. Gole ihtiyacı var. Evet, oyuna giren isim 33 numaralı Kerem Bulut. Çıkan oyuncuyu da birazdan gösterecek. Bu arada iki takımda da oyuncu değişikliği var. Hangi numara hangi numaraya karşılık geldi? Şu anda tabii biraz durum karıştı. Selçuk çıkmış olabilir. 7 numaralı Emre oyuna girdi. Evet, Selçuk ya da Emre girdi. Karşıya kadar da oyundan kimin alındığını birazdan sizlere ileteceğim. Oyuna giren Kerem Bulut. Panoda ya biz görmedik ya da gösterilmedi ama çıkan isim Ofeyde oyun alanında, Arş oyun alanında Erdi'yi görüyorum. Hakan'ı görüyorum. Mustafa'yı görüyorum. Burak olmayabilir. Şu an için Burak'ı tespit edemedim oyun alanında. Bu arada filelerde de küçük bir problem var. Bu yüzden ikinci yarının başlaması biraz gecikiyor. Evet. Yardımcı hakem Ayhan Akgöz yerine dönüyor. Temsilciler Ertuğrul Arslan, Mümtaz Şoğur, onlar da görevleri başındalar. Onlar kenarda hazırlıkları tamamladılar. Dördüncü hakemin işareti geldi Serkan Önsal'ın. İkinci 45 dakika başlamak üzere Karşıyaka Orduspor mücadelesinde. Ve işte düdük sesi, ikinci 45 dakika başlıyor. İki takımda da birer değişiklik var. Karşıyaka'da Kerem, Ordu Spor'da Emre, oyundaki isimler. Muhammed. Ordu Spor'da Selçuk oyundan çıktı, Emre yerine girdi. Karşıyaka'da ise Burak oyuna girdi, Burak oyundan alındı, Kerem oyuna girdi. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi Ordu Spor hücumda. Atak yönü sağ kanat, orta içeriye doğru kaleci Bicik, top ceza sahası dışında. Topu alan isim Landel. Landel ceza sahasına girerken pasını verdi. Şimdi içeriye doğru orta. Erdi kontrol ediyor. Erdi ileriye gönderdi. Salih topu aldı. Top kaybı Ordu Spor'da ama pres var. Serbest vuruş kararı geliyor. Ferhat kullanacak taç atışını Ordu Spor'da. Anıl geriye doğru açıldı. O noktada Muhammed. Eren. Top karşıya kadar Erdi'de kaldı. Eren'in presi var. Landel de yardıma geldi. Şimdi Arşın pası Ofeyadu'ya. Ofeyadu Salih önünü kapattı. Ofeyadu çizgi üzerinde. Ofeyadu taç. Ordu Spor'da top. Ferhat. Bu kez karar faul. Serbest vuruş Ordu Spor'un. Subašić yerdeki isim. Şu anda ayakkabısını giydi. Tedavi istemedi, ayağa kalktı. Devam edecek mücadeleye. Volkan.
serbest vuruşu kullanacak isim Ordu Spor'da. Volkan şimdi rakip ceza sahası ön tarafına doğru gönderiyor. Subašić hareketli. Bu arada yapılan hareket faul. Karşıyaka serbest vuruşla oyunu hareketlendirecek. Rıdvan kullandı taç atışını. Kerem. Yardımcı hakemin bir uyarısı var. Taç atışını yine Ordu Spor'da Ferhat kullanıyor. Ferhat. Hakan'dan sekti. Top kapma mücadelesi Landel. Landel'in pası isabetli değil. Taç atışında bu kez Rıdvan karşı yakada. Hakan. Rıdvan topu aldı. Rıdvan. Rıdvan ceza sahasına girmeye çalışıyor. Rıdvan. Bırakmadı. Volkan. Bir kez daha taç. Rıdvan kullanacak taç atışını. Mustafa kendini gösterdi. Kerem yapılan hareket faul. Serbest vuruş Karşıyaka'nın 50. dakikadayız. Beraberlik arıyor Karşıyaka. Ordu Spor'un golü 22. dakikada Subašić'le gelmişti. İki kişilik baraj oluşturdu Ordu Spor. Kalede Alişan arkadaşlarını uyarıyor. Erkan Engin şimdi ceza sahası içini kontrol ediyor. Hareketlilik başladı ceza sahası içinde. İşaret geldi. Bu arada hareketlilik içinde itişmeler vardı ve bazı isimleri yanına çağırıyor. Erkan Engin. İşte Volkan ve Arş. Bu iki isim yeniden döndüler yerlerine. Şimdi işaret geldi. Mustafa Sevgi kaleye doğru gönderdi Alişan. Top ceza sahası dışında. Berkan kontrol etti. Berkan rakibinden sıyrıldı. Berkan ceza sahasına doğru hareketlendi. Berkan şimdi ortaladı. Kafa vuruşu kale sahasına. Soro dışarıya gönderiyor. Karşıyaka etkili oldu. Muhammed içeriye çevirdi. İzliyorsunuz. Böyle atak başlamıştı. Bu arada köşe vuruşu kullanıldı. Rıdvan ceza sahasına gönderdi. Ofeodu kafa vuruşu. Top dışarıya gidiyor. Pozisyondan sonuç alamadı Karşıyaka. İşte Berkan böyle ortaladı. Muhammed kale sahasını indirdi. O noktada sonra dikkatliydi. Soro savunmadaki dikkatli ismi Ordu Spor'un şu ana kadar çok fazla hata yaptığını görmedik. Soro'nun, Bakari Soro. Rıdvan kullandı taç atışını karşıya kadar. Kerem'den tekrar Rıdvan'a. Hakan, Rıdvan. Eren karşısında. Rıdvan top Eren'e çarpıyor, dışarıya gidiyor. Eren yerden kalkamadı bu arada. Hemen müdahale için sağlık görevlilerini oyun alanına çağırıyor Erkan Engin. Oyun durmuş durumda. Bu karşılaşmanın ardından saat 22'de PTT 1. Lig programı ekranlarınıza gelecek. Oynanan maçların golleri, kritik anları, tartışmalı pozisyonlarını bulabileceksiniz PTT 1. Lig'de. PTT 1. Lig programının ardından 23.55'te de futbol ateşi ekranlarınızda olacak. Bu arada oyun yeniden hareketlendi. Karşıyaka hücumu Kerem topla buluştu şimdi Rıdvan'a. Rıdvan orta şansını yakaladı. Rıdvan ceza sahasına doğru havalandırdı. Kaleci Alişan çıktı ve kontrol etti. Eren bu arada az önce sakatlanmış, kenara alınmıştı. Şimdi oyuna girdi. Mehmet Yiğit topu karşıladı. Arş topla buluştu. Ofeodu'ya pas. Ofeodu Ferhat karşısında. Ofeodu. Ofeodu birebir rakibini geçme şansı arıyor. Ofeodu bu arada faul kararı geliyor.
faali yapan Ofeydo diyor. Yardımcısının uyarısıyla Erkan Engin. İşte pozisyon bu. Burada Ferhat hareketlenmek istedi. Kollarını kullandı Ofeydo. Bunun sonrasında da serbest vuruş kararı geldi. Orta alanda Mustafa topu aldı. Yanında Ofeydo var sağ kanatta. Mustafa topa bastı. Salih ile ikili mücadelede topu kaybetti. Salih aldı, bir kontratak şansı olacak mı? Rıdvan araya girdi ve dışarıya gönderiyor topu. Ferhat da Ordu Spor taç atışı kullanacak. Volkan top sekti. Arslan bir kez daha dışarıda. Ferhat. Oydu durduruyor. Erkan Engin. Serbest vuruşu Rıdvan'la kullandı karşı yaka. Muhammed. Muhammed. Şimdi rakip alana geçti. Berkan. Yerden gönderdi Arş'a. Şimdi Mustafa. Tekrar Arş'a. Arş. Sıyrılamadı Soro'dan. Taç atışını karşı yaka Berkan'la kullandı. Erdinen tekrar Berkan'a. Erdi topu aldı. Bu arada yardımcı hakemin de bayrağı offside'i gösteriyor. Edirek serbest vuruşla orada oyunu hareketlendirecek. Direkt serbest vuruş kullanıldı. Muhammed'den sekti top. Anıl. Eren. Hata devam ediyor. Ordu Spor'un. Subaş hiç kaybetti topu. Mustafa'nın pası. Soro yine müdahale yaptı. Landel. Orta ceza sahasına. O noktada hareketlenen Emre vardı. Atak devam ediyor Ordu Spor adına. Şimdi geri oynandı. Erkan topla buluştu. Paslaşmalar sonrasında Landel. Landel müdahale geliyor. Top Ordu Spor'da. Erkan gidiyor taç atışı için. 57. dakikadayız. Taç atışı kullanıldı. Şimdi orta şansı. Ceza sahasına doğru savunma bırakmadı. Seken top Salih'te. Salih ceza sahasına gönderdi. Eren içeriye doğru çeviriyor. Landel. Out. Gelişine vuruş. Landel'den sonuç gelmedi. Kale vuruşu kullanıldı. Landel. Top Ordu Spor'da. Emre. Emre. Kalabalık arasına girdi. Faul. Emre görüntüye geliyor. İkinci yarıda oyuna girdi Selçuk'un yerine. İşte Emre. Hakan'ın müdahalesi var Muhammed karşısında. Serbest vuruş Ordu Spor'un hemen kullanıldı. Anıl topu alamadı o noktada. Presi var Anıl'ın. Bir kez daha top dışarıda. Kaç atışı Ordu Spor'un. Eren vuruş. Top savunmadan sekti. Emre'nin presi var. Topu kazanıyor Emre. Bu arada yardımcı hakemin de bir uyarısı geliyor. Top karşıya kadar. İşte burada bir elle oynama. Yardımcı hakem Nihat Samuk pozisyonu tespit etti ve uyardı Erkan Engin'i.
Oyun yeniden hareketlendikten sonra bir kez daha top dışarıda. İkinci yarıda 51. dakikada Karşıyaka etkili oldu. Bunun dışında hiç takımda rakip kalelerde etkili değil. Soro, Eren kaybetti. Rıdvan topu aldı. Rıdvan erdi. Erdi rakiplerinden sıyrılmaya çalışırken yapılan hareket. Faul, serbest vuruş Karşıyaka'nın. Ofeodu top bir an boşta kaldı. Ardından Ordu Spor'da şimdi hücum hazırlığı. Eren. Eren'den Anıl'a. Anıl kontrol edemiyor. Hakan topu aldı. Hakan'ın pası hatalı. Salih. Salih. Landel boşta. O sağ kanada gönderiyor. Emre. Emre. Şimdi pası Erkan'a gelmedi ve dışarıda. Emre oyuna girdikten sonra sağ çizgiye daha yakın oynuyor. İlk yarıda kanatta gördüğümüz Landel ise daha fazla içeride oynuyor artık. Sanki Salih de ikili ön libero gibi ama biraz daha önde olduğunu Salih'ten söylemek mümkün. İşte Landel topu karşıya kaldı. Erdi'nin pası Ofeodu hareketli. Kaleci Alişan çıktı. Topu aldı. Ceza sahası dışındaydı. Üzerine giden bir oyuncu olmadı karşıya kadar. Alişan da rahat bir şekilde tekrar ceza sahasına döndü. Ve ardından da şimdi topu eline aldı. Alişan, Mehmet Yiğit'ten sekti top. Rıdvan, Salih aldı Ordu Spor'da. Eren'e, Eren ileriye doğru havalandırdı. Emre kontrol etmek istedi. Şimdi kontrol ediyor Emre. Emre geriye doğru oynadı. Anıl topu aldı. Anıl, Anıl Emre'ye doğru, Emre Landel'e, Landel dengesini kaybetti. Top hala Landel'de. Landel şimdi pasını veriyor Ferhat. Köşe vuruşu kararı geldi. Ordu Spor kullanacak köşe vuruşunu. 61. dakikadayız işte. Az önceki pozisyon. Ofeodu'nun müdahalesi geldi. Köşe vuruşu kazandı Ordu Spor. Ordu Spor'un deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü var. Üçüncü maçını oynuyor Ordu Spor. Gol görmedi şu ana kadar kalesinde. Anıl kullandı kale sahasına. David Bicik kaçırdı elinden. İkinci hamle David Bicik. Çok kritik bir an. David Bicik elinden kaçırınca Ordu Sporlu oyuncuların hamlesi geldi. David Bicik ikinci hamleyi yapmayı başardı. Mehmet Yiğit. Erdi. Mustafa Sevgi. Müdahale var topuna. Salih. Erkan'dan Anıl'a. Şimdi Emre. Taç Ordu Spor'un. Dedi etkinliği ikinci yarıda bulamadı Karşıyaka rakip kalede. İşte pozisyon bakın burada Soro ileriye çıkmıştı. Bir an elinden kaçırdı. Ardından Soro o noktada topa dokunmaya çalıştı. David Bicik topu kontrol eden son isim oldu. Subaşiç yükseldi vuramadı. Şimdi Karşıyaka hücumu savunmada Volkan bırakmadı. Arş topu alma çabasında Mustafa'ya doğru gönderdi. Erkan topa daha yakın. Kerem oyuna girdikten sonra en uçta oynamaya başladı Karşıyaka'da. Arş'ın biraz daha geride olduğunu söylemek mümkün. Eğer dizilişi 4-2-3-1 olarak adlandırırsak en uçtaki isim Kerem, hemen arkasındaki isimse Arş, Ofeodu ve Mustafa Sevgi ise kanatlarda oynamaya devam ediyor Karşıyaka'da. Hakan ve Erdi ise orta alanın ortasını kontrol ediyor.
4-3'e daha yakın bir dizilişi vardı. Karşıyaka'nın Burak orta alandan çıkarıldı ve ön tarafa daha uca bir oyuncu konulunca biraz sistem daha 4-2-3-1'e döndü. Diziliş Karşıyaka'da. Muhammed, Berkan, Berkan havalandırdı. Kerem, Soro, Kerem topu aldı. Soro hemen yanında. Kerem, pas verecek arkadaşını aradı. Geriye çıkardı Hakan'a. Hakan şimdi ceza sahasına doğru. Ofeodu sekti. İkinci pozisyon Arş. Top sekti. Müdahaleler var ve tehlike uzaklaştırıldı. Erdi bir kez daha rakip kaleye doğru gönderdi. Soro, bu arada faul yapıyor Soro. Bakari Soro o noktada topa hamle yaptı. Arş'la birlikte ve serbest vuruş Karşıyaka'nın. İşte burada yine Erkan Engin pozisyona yakın. Serbest vuruşu Karşıyaka kullanacak. Berkan kullanabilir o serbest vuruşu. Çok hafif. Sol çapraz. Alişan barajı uyarıyor. Karşılaşmada 65. dakika. Berkan. Kahramanmaraş Spor'dayken serbest vuruş gollerini bildiğimiz bir isim Berkan. Ordu Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. İşaret geldi. Berkan geliyor. Berkan yerden vurdu. İstediği vuruşu yapamadı ve topu karşılandı. Şimdi Muhammed kalecisine dönüyor David Bicik. David Bicik rakip alana gönderdi ama Eren aldı. Eren'in pası offside pozisyonundaydı. Anıl hareketlenmedi topa. Ardından Muhammed hata yaptı o noktada ve kaç atış Ordu Spor'un. Bu arada oynalanında ikinci bir top var. Tam taç atışı kullanmak üzereydi Ordu Spor. Oynalanında ikinci bir top olduğu fark edildi. Şimdi Ordu Spor kullanacak Ferhat'la. Tekrar Eren, şimdi Anıl'a. Anıl başarılı hareket. Anıl ceza sahasında. Anıl içeri çevirdi. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Landel dışarıya. Ordu Spor için İkinci gol şansı Subašić önce, ardından Landel. Dakika 66. Ordu Spor işte gelişen bu atakta. Bakın Anıl ortaladı. Subašić kafa vuruşu, top direkten döndü. Ardından Landel vurdu dışarı. Çok kritik bir andı. Hem Karşıyaka için hem de Ordu Spor için. Birazdan Karşıyaka'da oyuncu değişikliği olacak. Top da dışarıya çıktı. Caner Ağaca kenarda hazırlanıyor oyuna girmek için. Bu arada Karşıyaka köşe vuruşu kullanacak. Değişiklik için daha sonra işaret gelecek. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına Ferhat karşıladı. Top ceza sahası dışında. Ordu Spor için bir kontratak şansı olur mu? Anıl yerde ve karar faul. Bir de kart çıkacak. Berkan, eğer yanlış görmediysem müdahaleyi yapan isim, evet, Berkan'ı yanına çağırdı. Berkan sarı kart gördü. Dakika 67. Bu arada oyuncu değişikliği. Arş oyundan alınıyor. Oyuna giren Caner Ağaca. Dakika 68 şu an. İkinci değişikliğini yaptı Karşıyaka. Kerem'den sonra Caner oyunda. Ofeodu. Erdi. Rıdvan. Pas Ofeodu'ya. Ofeodu bekletmeden Caner'e verdi. Caner o noktada Volkan müdahale ediyor ve dışarıya gönderiyor. Hemen taş atış kullanıldı. Ofeodu. Ofeodu topu öne çekti. Şimdi ortaladı. Mustafa Sevgi'ye doğru. Erkan bırakmadı. Seken top Ordu Sporlu oyuncularda. Emre ileriye gönderdi. Bir hata geldi o noktada. Subašić topu aldı. Subašić bir müdahale var. Ve sarı kart gelecek Muhammed'e.
Bir sarı kartta Muhammed'e. 68. dakika. Önce biraz önce Berkan, şimdi de Muhammed sarı kart görüyor. Karşıyaka'da oyundan alınan Burak'ın da bir sarı kartı vardı. Karşıyaka'da işte bakın yine hata, ardından Subašić topu aldı. Ve o noktada tehlikeyi önleyebilme adına faali yaptı ve sarı kartı da gördü Muhammed. Ordu Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Serbest vuruş hazırlığında Ordu Spor. David Bicik barajı ayarladı. Eren topa en yakın isim. Eren kullanacak bu serbest vuruşu. Şimdi işaret geldi. Eren geldi. Kaleye doğru gönderiyor. David Bicik uzandı ve dışarıya. Ordu Spor'da serbest vuruşta Eren kaleyi buldu, yaptığı vuruşta David Bicik uzandı ve dışarıya gönderdi. Köşe vuruş kullanıldı. Yakın direğe doğru gelen top savunmadan sekti. Landel aldı. Landel kaleye baktı. Vuruş David Bicik. Landel'in isabetli sert vuruşunda David Bicik gole izin vermedi. Üst üste Ordu Spor hücumları var. Mehmet Yiğit. Erdi. Ofeodu. Oyuncu değişikliğinden sonra Ofeodu da yine daha içeride oynamaya başladı. Daha serbest oynuyor. Bunu söyleyebiliriz. Top kaybı yaşandı. Ofeodu kaybetti topu. Şimdi topla buluşan Subašić. Subašić ceza sahasında. Top ayağından açıldı ve kaleci David Bicik. Subašić rakibinden sıyrılırken topu ayağından açtı. Ardından da David Bicik yetişti. İşte izliyoruz. Biraz daha yavaş topa müdahale edebilirse. Bu arada gelişen karşı akı hücumu var. Ceza sahası, gol pozisyonu, içeriye çevirme çabası. Top savunmadan dışarıya çıktı. Berkan, savunmanın solunda oynayan Berkan iyi getirdi topu. Bu arada Erkan sarı kart görüyor. Ordu Spor'da. Erkan az önceki hareketi de görüntüde. Bu arada köşe vuruşu kullanıldı. Kaleci Alişan top ceza sahası dışında. Anıl. Eren ileriye doğru gönderdi. Yardımcı hakemde gözler devam diyor. Topun bir an çıktığını düşündü karşıya kalıncılar ama devam kararı geldi. Karşılaşmada 72. dakikadayız. Ordu Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Ferhat. Taç atışı için hazır. Mehmet Yiğit. Hakan. Erdi dokundu. Top kaybı. Landel. Eren. Tekrar Landel. Şimdi Ferhat. Bu arada Landel yerde. Bir sarı kart daha. Erdi'ye çıkacak kart. Ayağa kalkmasını bekliyor. Erkan Engin. Erdi'nin. Henüz göstermedi sarı kartı. Evet, şimdi gösteriyor. Sarı kartlar artıyor. Maçta 5 sarı kart oldu. Serbest vuruş Ordu Spor kullanacak. Bicik. Kalede dikkatli. Mersin İdman Yurdu'ndan geldi Bicik. Şimdi kullanıldı. Serbest vuruş Anıl ceza sahasına gönderiyor David Bicik. Hemen eliyle oyunu hareketlendiriyor. Sol kanada gönderdi Berkan'a. Berkan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi ileriye doğru havalandırdı. Karşıyaka. Yine sol kanadı kullanmak istedi. Müdahale top dışarıda. Kerem. Görüntüdeki isimdi. Köşe vuruşu hazırlığı devam ediyor Karşıyaka'da.
Şimdi kullanıldı. Penaltı noktasına doğru gelen top. Kafa vuruşu, top ceza sahası dışında. Rıdvan aldı. Rıdvan'ın vuruşu dışarıya gidiyor. Rıdvan'la Caner bir anda top onların önünde kaldı. Kısa süreli bir anlaşmazlık. İşte pozisyonu izliyoruz. Bakın sekti top savunmadan. Aynı top hamle yapmışlardı. Rıdvan dokundu. Ardından vuruşu yaptı. Out. Oyunu durduruyor Erkan Engin. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. Erdi kullandı serbest vuruşu. Rıdvan'a gönderdi topu. Rıdvan önünde Ofeodu var. O daha ileriye gönderdi. Kerem hareketli. Volkan topa yakın. Kerem ilk müdahaleyi yaptı. Volkan ikili mücadele devam ediyor. Top dışarıda. Ve kale vuruşlu oyun. Hareketlenecek. Alişan. Eren'e geldi top. Subaşiş'ten Eren. Mehmet Yiğit'ten sıyrılamadı. Top kaleci Bicik'te. Bicik ileriye gönderiyor. Salih. Top kaybı. Hakan Rıdvan'la oynadı. Rıdvan yerden Kerem'e. Yatarak müdahale Volkan'dan. Ardından Rıdvan'ın müdahalesi. Rıdvan'ın da sarı kart aldığını görüyoruz. Dakika 75. Savunma hattında 3 isim sarı kartlı karşıya kadar. Berkan Muhammed, Rıdvan yine orta alanda Erdi de. Sarı kartla öne devam ediyor. Bu arada oyuncu değişikliği var. Subaşiç oyundan alınıyor. Ordu Spor'da 9 numaralı Yonita oyuna giriyor. Bir yabancıyı çıkarıp bir başka yabancı alıyor. Romanya'dan. Yine bu sezon gelen isimlerden biri. İşte golü atan Subaşiç 22. dakikada takımın öne geçirmişti. Artık yerini Yonita'ya bıraktı. Böylece ikinci değişikliğini yaptı Ordu Spor. Top dışarıda bir kez daha kare vuruşuyla oyun hareketlenecek. İki takımın birer değişiklik hakkı daha var. Bu arada oyunu durdurdu şu an için. Karşılaşmanın hakemi Alişan için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Doğal olarak kaleciler bir sorun yaşadığı zaman oyun durmak zorunda. Tedavisi oyun alanı içinde yapılmak zorunda olduğu için ...22. dakikada geldi gol dedik. Ardından Karşıyaka'nın yararlanamadığı pozisyonlar vardı. İlk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda Karşıyaka ilk yarının o son bölümünde zaman zaman rakip kalede etkili olduğu dakikalar görmüştük. O etkinliği ikinci yarıda yaşayamadı. Kerem'i de aldılar oyuna. Hücumda daha fazla etkili olmaya çalıştılar ama İstediklerini şu ana kadar yapamamış gözüküyor Karşıyaka. Özellikle ikinci yarıda ilk yarıdaki kadar rakip kalede etkili değil Karşıyaka. Son bölümde de Ordu Spor'u rakip kalede daha fazla görmeye başladık. 1-0'ın avantajı Ordu Spor için ve şimdi rakip alanda Ordu Spor. Landere gelmedi. Salih'in pasında top. Tekrar Salih aldı. Bu arada bir faul kararı var. Karşıyaka kullanacak bu serbest vuruşu ve Emre de sarı kart gören isimler arasına katıldı. Bu kez Ordu Spor'da 78. Oyuncu değişikliği için işaret geldi bu arada Karşıyaka'da. Son değişiklik Ofeodu. Son dakikalarda artık oyundan düşmüştü. Gökhan Aydaş oyuna giriyor. Sait Kara Fırtınalar son kozunu oynadı. Ofeodu'nun yerine Gökhan Aydaş'ı oyuna aldı 99 numaralı formasıyla. Yine Kahramanmaraş Spor'dan gelen bir başka isim Gökhan Aydaş.
Berkan'la birlikte bu sezon Karşıyaka'ya katılan iki isimden biri. O da oyuna girdi. Bakalım Karşıyaka'da son dakikalarda aranan gol gelecek mi ya da Ordu Spor golü bulan taraf olacak mı? Tabii ki böyle de sonuçlanabilir mücadele. 22. dakikada gelen gol, maçta şu ana kadar atılan tek gol. Serbest vuruşu Ordu Spor kullanacak. Anıl kullanacak serbest vuruşu. Bu arada Yonita diye seslendirdik ama sırtında Alex yazıyor. Az önce oyuna giren Rumen futbolcunun Alex Yonita diyelim. Tam adı Alexandru Yonita ama kısaca herhalde arkadaşlar Alex diyor ona. Sırtına da Alex yazılmış. Bu arada müdahale Ferhat'tan, topu ceza sahası dışına gönderdi. Erdi tekrar rakip ceza sahasına gönderme çabasında ama sonradan yine müdahale geldiğini gördük. Az önce öne giren Alex Yonita şimdi topla buluştu. Alex Yonita sıyrılmak istedi. Topu kaybetmedi, Emre'ye aktardı. Emre Landel ceza sahası ön tarafında top istiyordu. Emre son çizgi hareketlendi. Bir müdahale var. Top dışarıda ve köşe vuruşu kararı geliyor. Berkan'ın itirazı var bu karara. Ama köşe vuruşunu kullanacak Ordu Spor. Daha fazla topla oynayan taraf Ordu Spor. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Şu ana kadar bir hafta maç oynamadığı için Ordu Spor iki maçı geride kalmıştı. Bu üçüncü maçı bir galibiyet, bir beraberliği var. Gol yemedi şu ana kadar. Ordu Spor köşe vuruşunu kullandı. David Bicik bu arada bir faul kararı var. Serbest vuruşu hemen kullandı bu arada Karşıyaka ama yerde yatan isim var. Şu anda o da ayağa kalktı. Ordu Spor'da ve top ceza sahası içinde kaleci Alişan'da. Erkan o noktada ceza sahasında yerde kalmıştı. Oyunu hemen hareketlendirdi Karşıyaka. Ardından Erkan kalktı. Bu arada bir kez daha oyun duruyor ve serbest vuruş Ordu Spor'un. Mehmet Yiğit'in bu kararı itirazı var. Savunma hattında kart görmeyen tek isim Mehmet Yiğit. İşte bu müdahale sonrasında geldi faul kararı. Anıl topun başında. Anıl serbest vuruş kullandı. Sağ kanada gönderdi Erkan Sekman. Erkan şimdi Landel'e doğru gönderme düşüncesinde ama araya giren Berkan oldu. Mustafa Sevgi topu aldı. İlk yarıda daha etkili bir Mustafa Sevgi vardı. Onun ikinci yarıda biraz etkisiz kalması hücumda bir aylı zorladı Karşıyaka'yı. Mehmet Yiğit. Kerem'e doğru gönderdi. Araya giren savunmada Ferhat oldu. Eren'den Anıl'a, Anıl kontrol edemiyor. Taç atışı Karşıyaka'nın. 82. dakikadayız. Taç atışı tekrarlandı. Erdi. Mehmet Yiğit. Erdi. Uzun gönderdi. Karşılayan Sor oldu. Salih. Muhammed. Hakan'a kazandırdı. Hakan Landel karşısındaydı. Hakan şimdi yerden oynadı. Oyuna giren Gökhan'a. Rıdvan yerleşti rakip alana. Karşıyaka Rıdvan ceza sahasını havlandırıyor. Topta kaleci Alişan'da kalıyor. Biraz oyun konsantrasyonu kaybetmiş gibi gözüküyor Karşıyaka. Mehmet Yiğit top yükseklik kazandı. Hakan kontrol etmek istedi ama bunda başarılı değildi. Şimdi Salih ileri hareketlenen Emre'ye doğru gönderiyor. Kaleci David Bicik kalesinden çıktı ve topu dışarıya gönderdi. Taç atışı Ordu Spor'un. Erkan taç atışı hazırlığında. Erkan Emre Ordu Spor atağı devam ediyor. Şimdi Landel bıraktı. Eren gelişine vuruş kaleciden döndü.
Tehlike uzaklaştırıldı. İkinci gole yaklaştı Ordu Spor. 83. dakikada. Presi var Ordu Spor'un. Rıdvan, top Eren'den dışarıya çıktı. Sait Kara fırtınaları hiç oturmuyor. Kenarda sürekli uyarıları var oyuncularına. Ama son dakikalarda bakalım etkili olabilecek mi Karşıyaka? Yine pas hatası, Salih topu aldı. Soro'ya, Soro ileriye doğru havalandırıyor. Aleksionita geriye, Erkan. Bu karşılaşmanın hemen ardından PTT 1. Lig programını izleyebilirsiniz. PTT 1. Lig'in tüm heyecanını bulabileceksiniz. Bu programda ardından da futbol ateşi sizlerle birlikte olacak. Bu arada gelişen Karşıyaka hücumu Mustafa Sevgi topla buluştu. Mustafa orta şansı, sekti top, ceza sahasında Salih karşıladı. Karşıyaka'da Erdi topu aldı. Hemen Caner'e bıraktı. Caner tekrar Erdi'ye. Erdi şimdi topu kaybediyor. Ve hücumu başladı Ordu Spor'un. Emre aldı topu. Emre'den Anıl'a. Anıl Mehmet Yiğit'in kontrolünde. Emre. Emre rakibinden sıyrılmak üzere. Faul kararı var. Faul yapan İrkan. Berkan düzeltiyorum. ...85. dakika. Ordu Spor'un 1-0'lık üstünlüğü. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Topun düştüğü noktada Ordu Spor'lu oyuncular yok. Kaleci David Bici kaldı. Mehmet Yiğit. Erdi kontrol etti. Erdi. Mustafa Sevgi. İçeriye doğru yöneldi. Mustafa kaybetti topu. Gökhan geldi o noktada. Tekrar topu kazanma çabasında. Faul yapılıyor Gökhan'a. Salih faul yapan isim. Serbest vuruşu Karşıyaka kullanacak. Mustafa Sevgi hazırlık yapıyor serbest vuruş için. Bakalım o mu kullanacak? Yanında Erdi de var. Alişan yine arkadaşlarını uyarıyor. Doğrudan kaleye mi kullanılacak yoksa ceza sahasına mı gönderilecek top? Bu arada yerde yatan bir isim var. Erkan Sekman olabilir o isim. Tribünlerin tepkisi var. Artık mücadelede bir hayli az bir zaman kaldı ve bu tepkiler karşısında Erkan Engin saatini gösteriyor. Dikkate alıyorum diyor bu durumu. Bu arada Sedye'de oyun alanına geldi. Kritik dakikalar tabii ki özellikle Karşıyaka için. Beraberlik arıyor Karşıyaka. İkinci yarıda daha önemli pozisyonlar yakalayan taraf Ordu Spor. İlk yarıda Karşıyaka'nın da yararlanamadığı pozisyonlar vardı. İkinci yarıda hemen ikinci yarının başında 51. dakikada sol kanattan Berkan'ın iyi getirdiği bir top vardı. Muhammed içeriye doğru çevirmişti. Bu arada oyuncu değişikliği yapılsın şeklinde işaretler var. Bakalım Erkan oyuna devam edebilecek mi? Şu anda Sedye ile kenara alındı Erkan. Bu arada serbest vuruş da birazdan kullanılacak. Kenarda hemen hazırlık yapan isim Mustafa Tuna Kaya Ordu Spor'da. Birazdan oyuna girecek. Bu arada serbest vuruş için işaret gelmek üzere. Baraj ayarlandı. Erkan Engin düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanıldı. Top barajda kalıyor. Seken top. Rıdvan kaleye baktı. Vuruş dışarıya. Rıdvan'ın vuruşu dışarıya gidiyor. Bu arada oyuncu değişikliği için işaret geldi. Erkan yerini Tuna'ya bırakıyor. Mustafa Tuna Kaya oyunda.
dakika artık 88. Ordu Spor avantajlı taraf. Top sekti. Aleksionita. Eren top dışarıda. Taç atışı Karşıyaka'nın son şansları olacak. Karşıyaka'nın artık 89. dakikadayız. Mustafa Sevgi müdahale savunmadan top dışarıda, taç atışı Karşıyaka'nın hemen kullanıldı Gökhan'a doğru. Gökhan ceza sahasına girme çabasında başarılı hareketler. Gökhan içeriye doğru çevirdi. Gelmedi top o noktada Kerem. Atak devam ediyor. Hakan önü kapalı. Şimdi pas Lander. Taç Karşıyaka'nın. Rıdvan gitti taç atışı için. Mustafa bırak dedi bana. Taç atışını Mustafa kullanacak. Savunmadan Mehmet Yiğit de ileriye çıktı. Sadece Muhammed kaldı geride. Mustafa Sevgi taç atışını kullandı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmadan ilk müdahale geldi. İkinci müdahale yine Ordu Spor'dan. Lander şimdi topu rakip alana doğru gönderdi. Muhammed o noktada. Top dışarıda, taç atışını Karşıyaka kullandı. Erdi. Pres altında Erdi. Kalecisine dönüyor da bitmeyecek. Erdi. İleride 5 oyuncusu var Karşıyaka'nın ceza sahasına yakın. Şimdi Mehmet Yiğit geriye doğru aşırdı. Ferhat. Top oyun alanında Eren. İleride Aleksionita var. Ona gelmedi. Erdi topu aldı. Erdi hiç bekletmedi. Yine ileriye doğru havalandırdı. Salih karşıladı. Mehmet Yiğit sekti. Muhammed tekrar rakip alanı havalandırdı. Top dışarıda. Taç atışı Ordu Spor'un. 5 dakika. Duraklama işareti geldi ve duraklama dakikası şu anda başladı artık. 5 dakika daha devam edecek mücadele. En az 5 dakika daha heyecan devam edecek. Bakalım neler yaşanacak. Salih rakip alana gönderdi. Oyun disiplininden artık koptu Karşıyaka. İleride 4-5 oyuncu bulundurup onlar havadan toplar atıyorlar. İşte şimdi böyle bir top sekti. Caner dışarıya gönderiyor. Bu noktadan sonra kalan sürede de benzer bir yaklaşım olacak büyük olasılıkla Karşıyaka'da. Pas yaparak değil, uzun mesafeli paslar doğrudan rakip ceza sahasını havadan gönderilen toplarla o bölümde yaratacakları karışıklıklarla gol arayacaklar. Erdi. Salih. Top kaleci David Bicik'te. Hemen eliyle Mehmet Yiğit'e gönderdi. Mehmet Yiğit. İlerideki arkadaşlarına bakıyor. Mehmet Yiğit. Önünde boş bir alan var. Biraz mesafe kat etti. Şimdi havalandırdı. Sektirilen top ceza sahası içinde Ferhat. Ardından Eren. Anıl. Hemen presi başladı Karşıyaka'nın. Anıl sağ kanada doğru gönderiyor. Tuna taşıyor topu. Tuna'dan Emre'ye. Emre kalabalık geldi Ordu Spor şimdi içeriye. Son anda müdahale geliyor savunmadan. Top Hakan'da kaldı şimdi Karşıyaka'da. Hemen Mustafa Sevgi ama Soro geldi o noktada topu aldı. Ardından arkadaşına kazandırdı Salih. Bu arada yatarak bir müdahale yapma çabasında ama top Karşıyaka'ya geçti. Pres var. Lander yerde ve karar faul. Erdi sarı kart görüyor. Bu onun ikinci sarı kartı. 72. dakikada sarı kartı vardı. Ve kırmızı karta dönüşüyor. Karşılaşmada duraklamada 3. dakika. İkinci sarıdan Erdi kırmızı kartla oyun dışında. 10 kişi oyun alanında. Karşıtı işte pozisyon bu. İlk sarı kart. Ardından ikinci sarı kart. Önce 72. dakikada, şimdi de duraklamada 3. dakikada. İşte bakın yine burada müdahale Lander yerde. Az önce ilk sarı kartı görmüşsünüz. Bu ikinci sarı kart. Kırmızı kartla oyun dışında Erdi. Bu arada saha içinde bir anda bütün futbolcular orta yuvarlak içinde toplandı.
10 kişi Karşıyaka. Erden'in kırmızı kart görmesiyle artık duraklamada da 4. dakikadayız. Sedi oyun alanında. Tabii ki bu sakatlığı da ekleyecektir. Son bölüme karşılaşmanın hakemi Erkan Engin düzeltelim hemen. Ordu Spor avantajlı son dakikalarda. Oyun bir ayrı durdu yine son bölümde. Landel tedavisinin devamı için kenarda. Serbest vuruş için işaret geldi. Şimdi Eren kullandı serbest vuruşu. David Bicik çıkmadan yetişiyor topa. David Bicik hemen kaleci vuruşunu kullandı. Savunmada Volkan karşıladı. Muhammed Salih alıyor Ordu Spor'da. Topu kazandı Ordu Spor. İleride Aleksionita top istiyor. Anıl'ın pası. İçeriye doğru şimdi Emre'den Eren'e. Salih top dolaştırıyor. Ordu Spor, Aleksionita. Ceza sahasına seken top. Kaleci David Bicik bekletmeden ileriye Salih karşıladı. Landel yeniden oyunda. Aleksionita gol şansı. Ceza sahasına Aleksionita. Kaleci David Bicik. İkinci hamle David Bicik kontrol ediyor. Şimdi David Bicik yine ileriye gönderdi. Soro'nun müdahalesi. Top Anıl'da kalıyor. Yine Ordu Spor hücumu. Ordu Spor 5 oyuncuyla geliyor. Eren ortaladı. Kafa vuruşu gelmedi. Atak devam ediyor. Barada offside mi diye bakıyorum. Bayrak kalktı. Elle oynama. Aleksionita uzandı o noktada. Demek ki bir elle teması var. Ve sarı kart. Orta alanda top. Karşıyaka'da Mustafa Sevgi. Artık son şanslar Mustafa Sevgi. Ceza sahasına doğru havalandırdı. Soro boş geçti topu. Ardından Tuna. Ceza sahası dışı. Landel yardıma geldi. Atak devam edecek. Karşıyaka'nın beraberlik arayışı var. Şimdi Muhammed'in pası Hakan'a. Hakan Salih müdahalesi var. Seken top yine Karşıyaka'da. Rıdvan yine orta. Ceza sahasına doğru. Top sekti Mehmet Yiğit'ten. Mustafa Sevgi orta şansı arıyor. Mustafa bir kez daha ceza sahasına. Ceza sahasında Tuna dokundu topa. Top ceza sahası dışında ve mücadele sona eriyor. Ordu Spor Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Reklamların ardından yeniden birlikte olacağız. Mücadelesinin istatistikleri ekranlarınıza yansıyor. 1-0 kazanan Ordu Spor oldu deplasmanda. 22. dakikada Subaş için golüyle haftayı 3 puanla tamamladı Ordu Spor. 2 maç oynamıştı bugüne kadar. Bir haftayı boş geçmişti. 4 puandaydı Ordu Spor puanın. 7'ye çıkardı ve şu ana kadar karesinde gol görmedi. İşte maçın tek golü. Subaş iç. Sırp asıllı Azeri oyuncusu topla buluştu. Karşı karşıya top ağları gönderdi. Karşıyaka'nın etkili olduğu dakikalardı. Ordu Spor kontrollü başlamıştı mücadeleye ve baskı eli dakikalarda bu gol geldi. Subasic ile geldi ve ilk yarı önde tamamladı Ordu Spor. Son bölümünde ilk yarının Karşıyaka'nın beraberlik arayışları vardı. Girdiği pozisyonlar vardı ama değerlendiremedi. İkinci yarıda işte kritik bir andı. Hemen ikinci yarının başında 51. dakikada burada Karşıyaka golü bulmaya çalıştı. Ardından Karşıyaka rakip karede çok fazla etkili olamadı. Ordu Spor maçın sonlarına doğru daha fazla topla oynayan taraftı, daha etkili olan taraftı. Son bölümde doldur boşat tabir ettiğimiz şekilde Karşıyaka en azından bir gol bulayım çabasına girdi ama yine o bölümde de gönderilen toplarda, hava toplarında etkili olamadılar ve Ordu Spor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Bu maçın ardından birazdan PTT Birincilik programı ekranlarınıza gelecek. Haftanın tüm heyecanını bulabileceksiniz ve daha sonra 23.55'te de Futbol Ateşi ekranlarınızda olacak. Artık biz yavaş yavaş İzmir Atatürk Stadı'ndan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Bu yayının
sizlere ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım adına ben bir Oğul Reçper sizlere veda edeceğim ama son bir görüntülerimiz var. Onları da ekranınıza taşıyalım ve ardından veda edelim sizlere sayın seyirciler. Özellikle ikinci yarıda bir aylık sarı kart çıktı mücadelede ve ardından da erdi. İkinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı karşıya kadar erdi. İşte Ordu Spor taraftarları görüntüye geliyor. Maçtan sonra galibiyeti kutladılar ve hemen şunu da belirtmek istiyorum. Karşıyaka'lı taraftarların da Ordu Spor'u alkışladığını maçtan sonra söylemekte fayda var. Ve işte artık yayınımız da burada sona eriyor. Bu yayının sizlere